Barchaga assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Hozir mana bizga fuqaro murojaat bilan kelgan. Shu murojaat yuzasidan biz hozir mana savol-javob qilamiz va holatga aniqlik kiritamiz. Otabek aka, bizga kelib murojaat qilishingizdan maqsad nima? Shu bo'yicha o'zingiz tanishtirib, o'zingizni tanishtiring. Men qilishim Otabek Jumaniyazovich. 1954 yıl 13 aprelde Urganch şehrinde tug'ilganman. Urganch tumani bordachilik savxozidan uylanib, xotinim ayolim ishlaydigan bordachilik savxozini 94 yılda Xorazm viloyat hududiy bo'limi orqali savxozning direksiyasi mesleki kamerizlarini hammasini ruxsatlari bilan Brislov fermaxonasini sotib olganman. Devlet hududi bölümünden devlet orderi belirgen 99. sallı. 2013. yıl gezin şu ücretler bilen yani şu yerlerden faydalanıp giyen ben. Şurada benim mallarım, huylarım, perendelerim, her şey şurada hazırım mevcut. 2013. yılda katastırdıken yenge karkana açılgandan giyin ben şu firma malkana hüccetlerini katastrodan ötkezemen deyip hakimiyetki arıza bilen murazat kılganman. Mesut şu vakti bitiğini çiğdurları 47.900 kvadrat metre hemen hazıran mende var. Şu vakti hakimiyetki takdim kılganman. Hakimiyet bir yıl devamı da işini körmezden çözüp imkaniyette hiç kendini sebepsiz 9.625 kvadrat kılıp menge katastır papça yasak bir yerler. En aşımdan keyin men Urganch tuman prokuraturası, Xorazm vilayet prokuraturası ge, Taşkent ge, Kabul kanalar ge, hemen ge, katnap keyin Urganch tuman prokuraturası 15. yılda şu işlerini körüp protest kirgizip siz sütge murazat kılasız dedi. Ben aldım paralık sütge murazat kılganman, uyakta çözülüp, yine memuri süt diyen nima kılıptılar. Memuri süt 2018 yılda şu işlerini gördü. 9.625 kvadrat bekar kılınsın. Hakimiyet kamizası bilen Klişip Atabek'in işleri her kılıp verilsin diyen kararını algan var. Ana şundan giyin, bunları isterim. Devletken nalok tülemedi, onda hep oldu, bunda hep oldu dedi, beyanlama kılıngan. Bu beyanlama kılınganla giyin, ben 94. yıldan 2013. yıl geldim. Tölegen kübitenselerimi, nalokka tartırken kübitenselerimi, köpeyesini yine kaytadan sürge takdim kılıp, şut 2019. yılda yine hakimiyetke beni işlerim boyunca immunizasiya kılsın de katastrofe yani şimdi kararlarını çıkardılar. Bu kararlar her yerin becerilmedi. Gelin Xorazm Vilayeti bu işlerini kalle gide körüp kaytadan yenge basar tümen memuri şurada körüsün dedi. 2020. yılda memuri yenge basar şurada körüldü. Karar çıktı. Bu kararım çıkan adam yok. Bir yıllar öte yaptı, bundan hem köm öte yaptı. Bu beyanlaması da hiç kendini sebepsiz çocuğun kararları becerilmezden 2021. yılda gelip nazarat tertibi de Ali Şot düşünmedim ben nümeni keçiktirdim yani ben desem ben hali hiç nümeni düşünme yapmam. Otabek aka, hazır biz sizi hujjatlaringizni görüp çıktık, o'rgandik hujjatlaringizni. Hakikaten 1994 yılda çorbaçılıkta moslaşken molxona 47.000 kvadrat metre tek işli bugün yerleri bilen satıp alırken siz devletten. Bu boyunca sizge 99. sallı mülkiye gerek hukukunu bir ölçü devlet orderi belirgenken. Doğru mu? Evet. Kegin sizi bu yerde Sıklaşınca doğru oldu sattı şart numaralarız ham varken onu yem kürdük şart numaralarızı. Hikin siz bana karay. Sattı oldunuz.
yeri, devlet mülkünü xüsusilashtirib oldingiz. Siz bundan keyin karar, hakimning kararı yoki boshqa bir urgun kararlar chiqartirganmisiz bu bo'yicha? Men sotib olgandan keyin çarva fermer, kocalıkı fermer bulamam deyip kançala hakimiyetki arıza vergen ben hakimiyetler beni çarva fermer kocalıkı açtım diye toskıllık kılgan. Bu da bir de çarva fermer kocalıkı mümkün hemen şundaydı yani. Yani bu 94'te satıp olganlan bu yok. 2013. yılda 2013. yılda katastrof bakkanı kıskartırganın ki nümege beni yerimde hiç kendi sebepsiz kıskartırıp durmuşlar. Ben bir de İşimde rivajlantırmak için, bağlı kavuz kurmak için. Bu 2013 yılda. Şunda karan, o tabi ekken. Meselege kıskarok, anıkırok yandaşamız karan. Demek 2013 yılda iş hücretleri de ben köre yapmam ki 20. noyabr 2013 yıl Urganch tuman hakiminin 14-51 sonluk kararı bilen sizga Urganch tuman Yuqoriboq qishlog'i hududida joylashgan molxona binosi egallagan umumiy yer maydoni 9625 kvadrat metr shundan 210 kvadrat metr qurilish osti foydalanish uchun berkitib berilsin deb qaror chiqaryapti, to'g'rimi? Ha. Siz bu qarordan norozi bo'lib sudga murojaat qilgan ekansiz. Ha. Sud bu qarorni ham haqqi emas deb topibdi. Ha. Siz nimaga bu qarordan norozi bo'lgansiz? Tuman hokimini mana shu men bu qarordan norozi bo'lganim men 94 yılda satıp alan devrimde 47.000 kvadrat bugün. Bütün çiftçileri, bütün vergisel tamalarında menge 47.900 kvadrat eksploatasyon zemin düşer şeyden ayrıca hücretler var. Hücretler var. Demek siz aynen aşağı 47.900'ni satıp olganligingiz uchun sizge tuman hakimligi ise 9.600'ni bir kitip bir geneden narazı vurup siz sudga murojaat qildingiz, doğru mu? Sud bu kararı bekor qilgan ekan. Keyin qarang. Bu yerda ish hujjatlarida yana sudning qarorlari bor ekan. Siz sudga murojaat qilgan ekansiz. Sizni yeringiz, sotib olgan yeringiz kim? Haytboy fermer xo'jaligimi? Ha. Haytboy fermer xo'jaligiga o'tkazib berildi mani yerim deb sudga murojaat qilyapsiz. Ha. Sud sizni da'voingizni qanoatlantiryapti-da 2000-yil 7-dekabrda 11.09 sonli hamda 591 sonli hokimning qarorlarini haqiqiy emas deb topyapti, to'g'rimi? Birinchi instansiya sudi. Sudning qarori Xorazm viloyat apellyatsiya instansiyasida ham ko'rib chiqilib, o'zgarishsiz qolyapti. Oxiriga kelyapti-da 2021 yil 7 aprel kuni Oliy sud sudyasi Eshimbetov ishni ko'rib chiqyapti-da sudning birinchi instansiyasi qarorini, apellyatsiya instansiyasi sud qarorlarini bekor qilyapti. To'g'rimi? Siz bu qarordan norozimisiz? Men shu mana shu Toshkentdagilardan norozi bo'lib turganim uchun menga kishiga murojaat qilyapman. Chunki bu qarorlarni kassatsiya tartibida ko'rilib, ko'rilgan bilan ham hokimiyat, katastr degan korxonalar hech qanday sudlarning qarorlari bajarilmasdan kelib yine bu Taşkent'tekiler 5 bin adam çok bakar mı? Ben düşünmedim ben. 7 Aprel günü karan. Online 2021 yıl 7 Aprel günü siz sütke çakırıldınız mı? Sütke katlaştınız mı? Vardı, vardı. Hayırda buldu süt? Ben Xorazm viloyat ma'muriy sudida video konferensiya aloqa orqali bo'ldi. 2 minutga keldim, men tushunmadim. 2 daqiqada sud tugadi. Tugadi. Sizni tegishli hujjatlaringizni o'rganmadimi sud? O'rganmayman. Birinchidan bir oddiy fuqaroman, televizorda bu odamlarni tanimadim. Keldim, endi o'rgan qo'limizda dedi, delalimiz bor dedi, delani o'rgan bo'lsa, delada meni paydamga chiqqan qarorlarni nimadan men kechiktirib beribman? Nimani kechiktiribman? Men kechiktirganim yo'q, men 2013 yildan buyon yuribman. Mana shu noqonuniy ravishda meni yillarimni qisqartirib, boshqa odamlarga sotilib turganim uchun. Gördüm, sud kararı ile tanıştık. Sud kararı da Ma'muriy sud işler yürütüş to'g'risidagi kodeksinin 186. moddasını qo'llagan. Yani ushbu kodeksda belgilanishicha hokimning qarorini haqqi emas deb topmoqchi bo'lsangiz 3 oylik muddatda shikoyat qilishingiz kerak.
Lekin siz bu kararı özü bir yıldan keyin bilgen buluşuz mümkün. Ya ki onu 10 yıldan keyin bilgen buluşuz mümkün değil. O hukukiz buzulgan kündan başlayıp 3 aylık müddet. Yani. Şimdi yapsız mı? Bu yılda indi sud, benimce, ben şu 186. moddanı kollab, birinci instansiya, apelasiya instansiya sud kararlarının bekar kılışı notoru kolad bugün. Çünkü birinci instansiya sud işini körgen, apelasiyada körgen. Çünkü doğa müddeti kollaş birinci instansiyada kılınışı gerek edi o. Kılınadigan bo'lsa. Upaytları şu holatlar o'rganilgan bo'lishi kerak. Demek siz Oli sud sudyasi Eshimbetovning qaroridan norozisiz ha? Haqiqatan ham oxirgi paytda sudlar bilan bog'liq bo'lgan holatlar mana shunaqa juda ham ko'p. Mana murojaat qilayotgan fuqarolarning aksariyat qismi sud qarorlaridan norozi. Birinchi instansiyada to'g'ri chiqqan qarorlar Oli sudda bekor bo'lyapti. Birinchi instansiyadan noto'g'ri chiqqan qarorlar Oli sudda o'z kuchida qolyapti. Mana hozir fuqaroning murojaatini o'rganib o'tirsak, bu yerda haqiqatan fuqaro davlat orderi bilan mulkni sotib olyapti. Fuqarolik kodeksining 182-chi moddasida 167-chi moddalarda mulk huquqini vujudga kelish asoslari keltirib o'tilgan. U bo'yicha davlat orderi olgan fuqaro endi yerni olgan bo'lsa, mulkini sotib olgan bo'lsa, hokim qaror chiqarib, o'zgani yerini boshqa birovlarga ajratgan bo'lsa, endi sudlar ham ozgina o'ylaninglar-da, u fuqaroni nima yeb borib yurdi? U insofli egallovchi bo'lsa, sotib olyapti. Siz olyapsiz-da, bu yerda davom muddati deyapsiz, boshqa narsa deyapsiz. Bu otaxon davom muddatini qayerdan bilsin? Nima qilish kerak endi? Advokatga borib turib, 5-6 million advokatga to'lab yana bizi davom muddatiga tushib, yana qarorlarning ustidan ovora bo'lib yurish kerak. Ozgina o'ylanish kerak, insof bo'lish kerak, vijdon bo'lish kerak ozgina. Tuman hokimligiga ham murojaat qildingizmi Otabek aka? Ha, tuman hokimligiga qaytsak, 2013 yildan beri men faqat mana shu ishda yuribman. Hokimiyatga boraman, prokuraturaga boraman, undan keyin sudga berib, sudga beramiz. Ish qilib mana shunday, hech oxirida mana bunda bo'lib turibdi, men tushunmadim ben. Men qilayotgan ishlarim, men bog'liq havuzi quraman, boshqa ishlarni yana javob katta ishlarni qilaman desam, hech qanday katta ish qilish emas. O'zimizni yerimizdagi mana shu majara bilan yuribman. Endi bu yerda sudya o'z qarorida shu Eshimbetov degan sudya Yer kodeksining 31-chi moddasi deyapti-da, qarang. Oklich deyapti. Molxona bino inshootini xususiylashtirib olgan bo'lsa-da deyapti. Sizni xususiylashtirib olganligingizni tan olyapti sudyaning o'zi. Bo'lsa-da, nizolashayotgan yer uchastkasi uning nomiga davlat ro'yxatiga olinmagan deyapti, qarang. Buni men aybim yo'q bunda. Menga 94-chi yilda oldingi bitini hujjatlari menda haqiqiylari yonimda turib. Siz bu yerga soliq to'lab beribsizmi? Ha? Ha, birinchi shu hujjatlarni soliq to'layotganingizni sudga taqdim qildingizmi? Ha, mana shu qilganman ko'p yashadim. Sud uni ko'rdi, ha? Ko'rdi. Endi qarang, asosiy maqsad o'zi mulkni davlat ro'yxatiga olishimizdan asosiy maqsad solig'ini to'latish. Yer solig'i, mulk solig'i kelib chiqadi. Siz demak yer solig'i bilan mulk solig'ini to'lab kelyapsiz, ha? To'g'rimi? Otabek aka, demak siz sudni Oliy sud qaroridan norozisiz, ha? Ha. Urganch shahar, Xorazm viloyati sudi qarori to'g'ri chiqqanmi? Ularning qarori to'g'ri chiqqan, meni egalik huquqimni tiklash to'g'risida men qaytadan yana tumanlararo ma'muriy sudi Allabegin Sardar degan chaqirtidan mana shu Toshkentning sudi bo'lganim uchun hali yana to'xtatamiz deb meni sud qilmay to'xtatdi. Hozir qarang, ish hujjatlariga qarasak, sizni qo'lingizdagi mana shu 2013 yildagi kadastr hujjatini o'zi ham kuchini yo'qotibdi-da, to'g'rimi? Sud buni ham haqqi emas deb topdi. Xo'sh, endi bundan keyin nima bo'ldi? Tuman hokimligi sizga yangi qaror chiqarib berdi. Hech nima yo'q. Shu tuman hokimligi komissiyasiga borib uchrashdingizmi? Ha. Hech nima qilishmayapti. Sud egalik huquqini tayinlashini keyin qilamiz dedi. Sud ha? O'zi aslida sudni aralashtirib xato qilibsiz deb. Men davlat orderim bor dedim. Axir meni dedim yerlarimni boshqa odamlarga men shunday to'g'ri gapiramanda. Endi bularga doqaz qilishim qiyin. Lekin bu yerga kelib o'tirib imorat qurgan insonlar baribir korrupsiya holatini yashab buni bekitish uchun hokimiyatga hech qanday kuchim yetmayapti.
Demek sizi yerlerinizi olup, tuman hakimliği kim bilendir gelişip kim gelir biri var gelen deyipsiz de ha? Mesela hayat var. Demek ki gene olsun. Mesela hayat var vermiyor kurcalığı diyen Aram'da ak diyen. Aram'da diyen 2002 yılda olanın kararı vardıydı. Ben bu meselelerini hazır, ben şimdiden 2013'ten bir ak yürütmem. Bu şey kanunla azmaz ürgen gelmedi. 2000 yılda Eskandı Prezidentler Hükümeti'nde kanunu bulmayan Sakere yıllarında firma kocalıkıya aram kalk kılıp bir iş doğrusu da. Lakin 2000 yıldan bu yok. Bunu işçi hizmetçisini üzeri hizmetçileri iş hakkını verdiğimizlere hem yok diyemem ben şu devirgede. Bana şimdi bulup durduğundan ki 2013'te perde bulup durduk yapmalar şu an ben narazım var. Hozir qarang, qonun bo'yicha endi ikkita holatda sizning huquqingizni buzishni ko'rdik. Sud, sud dabdala qildi, oliy sud sizning huquqingizni, tuman hokimligi, tuman hokimligi ham dabdala qildi, qarang. Birinchidan, tuman hokimligi Haytvoy fermer xo'jaligiga ajratilayotgan yerni o'zini zaxirasida bo'lsa ajratishga haqqi bor edi. Mahalliy davlat hokimiyati to'g'risidagi qonun. Yana shu qarang, yana shu xo'jalikka ruxsat berdi. Siz aytyapsiz, meni yerimni olib Haytvoy fermer xo'jaligiga ajratib berdi deyapsiz. Buni o'zi noto'g'ri narsa. Chunki sizning yeringizni oldin davlat zaxirasiga olish kerak edi hokimlik. Undan keyin fermer xo'jaligiga ajratsa bo'lardi qonun bo'yicha. Demak, sizning huquqingiz hozir bu yerda O'rganish tuman hokimligi hamda O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi sudyasi M. Eshimbetov tomonidan buzilgan. To'g'rimi? Demak, siz bu qarorga shikoyat berasiz hamda keyingi murojaatingizni tuman hokimligiga yo'llaysiz. Biz buna qilamiz, bu masalani biz o'zimizni jurnalistik surishtiruvimizni o'tkazamiz, sizning ishingiz bo'yicha joyiga chiqamiz, yerlaringizni o'rganamiz. Tuman hokimligiga ham tegishli hujjatlarimizni biz yo'llaymiz. Mana shu endi sudlar bilan haqiqatdan juda ham mana shunaqa narsalar juda ham ko'p. Sudlar adolatsiz qarorlari kundan-kunga ko'payib boryapti. Bizda ham bir talay hali biz kelgusida sudlarning boshqa qarorlari haqida ham sizga to'xtalamiz, hurmatli fuqarolar. Bilyapmiz, eshityapmiz, haqiqatdan noroziliklar ko'p. Demak, sizning ishingiz bo'yicha Otabek aka, biz keyingi o'rganishimizni joyiga chiqamiz. Nimani sotib oldingiz? U qayerda joylashgan? Qanday hudud? Barchasiga aniqlik kiritamiz. Yaxshimi? Yaxshi. Salomat bo'linglar, hurmatli yurtdoshlar, bizni kuzatishda davom qiling. Biz sizga kelgusida ushbu holatni batafsil yakuni bo'yicha ko'rsatamiz, o'rganamiz, surishtiruv o'tkazamiz, aniqlik kiritamiz. Qonun doirasida bo'ling, huquqlaringizni qonunlar bilan himoya qiling. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat.